Evet, alternatiflere baktık şöyle bir ne olabilir diye. Tabii genç oyuncular var hem orta saha için hem stoper için Şimdi çözüm genç oyuncu. olabilecek. Tabii en çok ön plana çıkan Samet Akaydın ve Oosterwolde stoperde zaten Samet bildirilmedi ya. Şimdi Avrupa Lig için. ligin en az Yani. gol yiyen takımındaki en önemli oyuncular yok. Öyle görmek lazım. Jiku'yla şu an Bir şeyler değişir mi değişir tabii ki Fenerbahçe'de? Alınan yani. sonuçlara Şimdi etkisi değişir. Beraberlikler, olur mu? mağlubiyetler de başlayabilir Fenerbahçe'de. Ya bu Çünkü temenni sıkıntılı tabii. bir süreç. Yok mu hocam? Değil mi Serhan'ın? Hayır yok Esta. Bak nasıl Niye? izleyiciyi sana Hayır karşı hocam ya. kışkırtıyor bak görüyor Yok musun? hocam ne demek Yok. Ya? Bir Hep şey ona söyleyeceğim. kızıyorlar ya Hayır biraz hayır. da sana kızsınlar Tabii biraz istiyor. paylaşalım Yok ya hocam Hakan şöyle. abim yazmış öyle ben onu söylüyorum zaten. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bekaan bak Fenerbahçeliler bana gelirse Bekaan'ın olmaması Fenerbahçe'ye hiçbir şeyi yok. Negatif bir şey getirmez. Niye biliyor musun? Oosterwolde sol bek oynuyor diyor değil mi? Oynayamaz. Sen beğenmiyorsun sol bekte zaten. Stoperde müthiş oynar. Oynar, süratli, çabuk. Onu biraz daha öğrensin. Bak bir de bir formayı alır, bir daha Bekao'da var ya formayı da alamaz. Bak dedi dersiniz. Biraz dikkatli oynasın. Çok süratli, çabuk. Öyle bir stoper zaten yok. Vallahi bak. Yani ben de dedim buna kim vermiş 7 milyon falan demiştim. Tamam mı? Beğenmiyordum ama stoper oynar. Bak onun yanında kim oynar işte? Bak. Samet yok. Şey maçında Samet herhalde oynayacak galiba. Fazla bir şey yok. İsmail oynar orada. Crespo oynar. Sıkışırsam ben Mert Hakan'ı da orada oynatırım. Mert Hakan'ı 17 yaşındaki çocuğu oynatmam. Her an nasıl Galatasaraylı Kazımcan bir hata yaptı. Gol yedi. İki hatta neyse bir tane diyelim. Burada onunla genç çocuklar mutlaka şey yaparlar. O kaldıramaz yani psikolojik olarak. Fizik olarak da bilmiyorum hazır mı değil mi. Ama ben olsam yani en kötü Mert Hakan'ı oynatırım orada bak. En kötü. Yok be hocam. Ya genç çocuk 17 yaşında oynatacağım ama Mert Şimdi Hakan'ı zaten oynatırım. öyle Ama biz... Crespo var. İsmail var. İsmail şimdi 6 numara kim oynayacak? Bak şimdi orada sıkıntı. Hem Fred yok hem İsmail orta sahada. Bak iki tane hani nasıl Kaan Ayhan'la şey diyorum ben Torreira diyorum. Orada İsmail ile Fred iki tane ekstra adamdı. İki tane. Kesinlikle Önlerinde de önlerine Şimanski. Szymański. Ya Szymański de bak. Szymański de şey. Szymański de savaşçı. Szymański de altı pasa kadar geliyor koşuyor. Yani 8 numara gidiyor geliyor 10 numara gibi oynamıyor adam. Şimdi onun oynaması çok Hocam önemli. senin en önemli yerinde yani bu sene Süper Lig'e baktığımız zaman 5 gol yediğin defans bölgesindeki en önemli iki adamın yok. Yani bu sana bariz eksi olarak yazar. Şimdi Bekao'nun olmaması hiç Samet şey yapmaz. Akaydın Oosterwolde iyi bir performans gösterir mi? Çünkü bu ikili Gösterir. ilk defa oynayacak. Bu Bak ikili ilk Oosterwolde de defa gösterir. Bak gösterir diyorum ama Fred'in olmaması. orada Mert'e bile yeri gel. Mert Müldür bile oynar orada. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Mert ama aynı yok. Jiku ile Beka ikilisinin göstermiş olduğu Bekayı sayma performansı ya. gösterir mi Bekayı bir hocam? tuttu. Ya birileri diyor ki Beka ile Cuku Hocam çok iyi Serdar oynuyor. Aziz yiyor. Senin Katılmıyorum. sen Serdar Aziz diyecektin Zaten hocam. Serdar hepsinden iyi de neyse. Beka ile Cuku çok birisi diyor ki çok iyi oturdular. Ya Beka'nın Antalya Spor maçında yok mu? Hocam senin de Göster. şu olayın Nasıl? yani bir maçta bir stoperin hatasını gördüm o Bir stoperi tane siniyorsun. yok her Yok zaman yapar her kötü. zaman devam eder Yok o. yok hoca için Serdar Aziz var başka birisi yok. Stoperde Hayır. başka Hayır. Serdar Aziz'den başka kimsesi yok hocanın. Ya Kendi bırak. kalesine gol Serdar Aziz atmış aşağı ben diye de sana gelip hocam ha. maçtan sonra da konuşuyordun Evet. ya. Bak Kendi bir şey söyleyeyim. kalesine gol atmış. Serdar atsa neler dersiniz diye. Evet evet yani o ya neyse şimdi bak. Hocam Serdar Aziz'in Ya annesini bırak Serdar babasını Aziz sevecek şimdi kadar... ya. Ya ne sevmesi ya Allah Allah. Hocam Serdar Aziz'le bir görüştürelim seni ya. Ya yok gerek yok ya ne görüşeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Keşke olsa Serdar Aziz. Şimdi Bekao yedirdiği golleri kimse bir şey demiyor. Diyorlar ki çok iyi. Ya medyada şimdi hemen bir algı yaratılıyor. Bekao ile şey Ceko çok iyi oldu. Yok hiç oturmadı. Oturmadı. Ya Rize maçında da bir adama yumruk attı. Rize maçında. Hocam ben de oradaki Yani en büyük penaltı sıkıntı... mesela vermedi. Gene kim yaptı onu? Beko geçen de gene kendi kalesine gol attı bilmem ne Hocam falan. şimdi Fred yok. Fred'in yerine kim aldık? Zayt'ı aldık. Yok, Fred'in yerine Zayt olmaz. Fred'in yerine Kim şey alacaksın? olur. Crespo. Crespo.
şey Zayt orada hafif şey gelir. Bence oradaki en kilit adam İsmail Yüksek. İsmail tabii canım. İsmail'le giderse vah 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 olur. Allah nazarına sakın. İsmail bak İsmail Crespo şeyin yerini biraz Fred'in birazcık tuta. Birazcık diyorum İsmail'i Crespo orada. Szymanski orayı tut. Arkaya kim koyacak? Ama aslında Osterwold konuşmamız garanti, gereken hocam şu Osterwold darbeye garanti, bağlı sakatlıklar değil bu. Aslında konuşmamız gereken bunlar. Yani bu oyuncular yüksek tempoda antrenman ya da yüksek tempoda maç ya. Trafiğinden dolayı. Ya maç trafiğini yapma Allah aşkına. Şu maç trafiğini yap. Maç trafiğinde hiçbir şey olmaz. Senin tamam, ya senin antrenman. Kaç yaşında adam oynuyor Icardi sakat sakat oynuyor. Adam hiçbir şey olmuyor ya. Maşallah diyelim. Ya maç trafiği diye bir şey yok tamam, ya. Tamam antrenman hocam o zaman. Yüklenme yok fazla hayır onu hoca bilir. Olmaz. Neye göre o zaman makine otobüse binmişler şey, yana mı çarpmış hocam? Şey, o, makine bozuldu. Şeyin, makinesi vardı ya. İsmail Hoca diyordu ya kaslara bakıyoruz şey yapıyoruz. X ışınlarıyla bir şeyler falan diyordu ya. Ya demek ya. Hocam bu, olacak ya. Tabii ki ya bu kadar yoğun tempoda. Ya hiç yoğun tempoda. Ya futbolcu bu ya. Ya bu garson hocam, mu? Hocam 10. hafta gözünü seveyim 19 tane maç yapmışsın. Ya ne yani. O bir şey değil ki. Ya bunu abart ya bu medya hocam, abartıyor antrenörler bu de bunu işine ya. Geliyor. Ya iyi o zaman gitsin simit satsın arkadaş. Gitsin arkada başka bir iş hocam, yapsın. Hocam sen hiç sakatlanmıyor muydun? Çok nadir. Ben şeytan kulağını senin konuşayım. Gibiler de ama nadir işte. Kendini ya sıkınan. Niye ya bakarsan. Mesela Kerem kendine. De öyle Kerem Aktürkoğlu. Maşallah de. Maşallah. Ay şimdi sakatlanırsa herkes benden bilir. Ya yok Icardi. Geri alıyorum sözümü. Ya maşallah bir şey söyleyeyim mi? Yani şunu söyleyeyim. Kendine bakarsan, dikkat edersen olabilir. Ya ne diyorum mesela. Oğuzhan Şahan da öyleydi mesela. Mesela benim Galatasaraylı arkadaşlarım var. Tayfun Bozkuş yazmış. Stuttgart'tan diyor ki şimdi Fener'i göreceğiz diyor. Bir şey olmaz. Fenerbahçe yeter ki bir şey söyleyeyim mi? Şimdi evet stoperlerde sıkıntı var. Fenerbahçe'yi göreceğiz. Şimdi bana da öyle mesajlar evet, geliyor ama Tayfun yazmış, sadece savunmadan ibaret değil ki Fenerbahçe'nin performansı. Ama Fred'in olmaması kötü. Bak, ama şu an ligdeki en az gol yiyen takım bakıyoruz ya. Fred yani. Artı stoperler ya. Ya oku ben de şimdi illa bunlar o kadar kötü değil. Ben diyorum yani Beka'nın olmaması. Hocam ben size söyleyeyim mi? Bak orada şey Samet Akaydın Osterwold'e değil de Samet Akaydın bence Mert Müldür oynatacak hocam. Osterwold varken delirdin galiba ya. Mert Müldür'ün savunması yok. Mert Müldür ileride oynar her tarafta. Müthiş oynar ama. Ama daha stoperde de denenebilir. Oynamış. Yok yok. Oynadı. Ya oynasa da oynar ya. Ne hocam Kaan Ayan'a. Ya Osterwold varken olmaz. Osterwold varken oynar. Ya Kaan Ayan zaten orada oynuyor. Sağ bek oynuyor. Ya orijini oraya daha yakın olan oyuncuları tercih eder herhalde. Ya Osterwold'u oraya koy banko. Bu arada Pendik spor maçıyla ilgili çok konuştuğumuz için tekrar girmedik. Zemin konusunda tabii ki konuştuk. Sıkıntılı oldu. Herkes oynayacak ama orada yani. Ya evet. Ne oldu oynayacak zemin yani, konusu? Galatasaray'da bak, oynayacak. Bak, bunlara katılmıyorum Galatasaray'da ben. Galatasaray'da oynayacak. Herkes oynayacak orada yani. Ya zemin sıkıntılı 5-0 yendin. Belki hocam hangi olurdu. Zemin şey ki gördük mü koskocaman o şampiyonlar finallerinin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu herkes şey oldu ya. Yeşil adam oldular hepsi. Torera morera görmedin mi hocam maçta? Ya ben onu diyorum aynı şeyi söylüyoruz. Ya bahane ya birisi maçtan evvel uyduruyor bir şey. İşte zeminde şuydu yok halı saha ne o suyun içimde falan bunların hepsi palavra. Öbürü de orada oynuyor. O alışkınmış yalan. Ne bu, bu sakatlıkların hepsi de Pendik Spor maçından sonra ortaya çıktı bir de. O yüzden diyorlar İbrahim Pendik Bey, sağ olsun diyorlar yani. İbrahim Bey yazmış. Ligde İsmail ve Samet stoperde olur. Crespo 6 numaraya geçer. Çok küçük bir ihtimal Ferdi Fred'in pozisyonuna çekilip Osterwold'i Beke alır diyor. Ya böyle Beke almaz ya. Beke falan almaz ya. Hiç oraları bozmaz. Nazar değmesin iki tane Bekine. Tamam mı? Kesinlikle Osterwold oynar arkada. Ha İsmail Fred olsaydı orada İsmail'i alıp Crespo'yu koyardı. Ama şimdi Fred olmadığı için İsmail Crespo orası olur. Arkaya Samet'le ben olsam orada şeyi koyarım yani Mert Hakan'ı koyarım. Veya Crespo'yu koysam İsmail var. Orada koşan birisi daha olması lazım orta sahada. Yani çok koşan. O zaman Mert'i de oraya koyarım. Mert Hakan'ı oraya koyarım.